bizim önceliğimiz iki temel üzerine kurulu. Öncelikli olarak kamunun hesap verilebilirliği bizim için en kıymetlisi. Kamudaki şeffaflık, denetlemeye açık olması, bunlar çok kıymetli. Kamu kaynaklarını kullanıyorsanız bunların harcama oranlarının denetlenmesi, tasarruf ve verimli yerlere kullanılması. Bizim önceliğimiz eğitim, araştırma, bizim önceliğimiz bilimsel çalışmalara destek. Biz bu noktadan hareket ediyoruz ve diyoruz ki bu noktadan hareket etmiyorsak bizi bir dış denetçi gelsin, denetlesin, varsa yanlış yaptığımız iş bunun hesabını verelim. Eksiğimiz varsa tamamlayalım. Bilerek veya bilmeyerek bir hata yapıyorsaksa bunu toparlayalım. Bunu yaparken de aynı zamanda hızlı hareket edelim. Hantal bir yapı olmasın. Elbette ki güçlüsünüz, büyük bir kurumsunuz. Bu başka bir şey. Büyük bir yapıyı harekete geçirmek çok kıymetlidir. Bu kütle harekete geçtiğinde hiçbir şey duramaz. Ama bu kütle hala hareket etmiyorsa ve bir hantallık oluşuyorsa buradan sonuç çıkmaz. Ürün de çıkmaz. Biz de istiyoruz ki aynı zamanda şeffaf olduğumuz gibi dinamik de olsun. Yapı ne kadar güçlü olursa olsun, eski olursa olsun bu önemli. Ama bunun yanında hızlı hareket etsin. Hızlı hareket edebilirsek özel sektörün de hızlı hareket etme kabiliyetini alalım. Hızlı hareket edebilirsek akademisyenimin sorunu hızlı çözülür. Bugüne kadar hiçbir akademisyenimizin imzası, evrakı 2 günden fazla bizde beklemez. Mutlaka evrakları elimizden geldiğince günlük imzalamaya çalışıyoruz. Ve diğer taraftan hızlı hareket edelim, öğrencimizin talepleri hızlı çözülsün. Varsa akademisyenimizin yurt dışı görevlendirmeleri, bunlar hızlı sonuca ulaşsın. Aksi halde bu süreçte bir bıkkınlık süreci doğurma gibi bir dezavantaj var ki bu da akademisyenin motivasyonunu kırıyor. Yapacağı çalışmalarda olumsuz etkiliyor. Ulaşma çabası içerisine girmesine neden oluyor. Biz bunları istemiyoruz. Örneğin biz ilk geldiğimizde Ziraat Fakültemizde bulunan fırınımız vardı. Ziraat Fakültemizin fırını atıl bir vaziyetteydi. Şu an 1000 tane ekmek üretiyoruz. Ürettiğimiz ekmeği hastanemizde tüketiyoruz. Hastanemizde en fazla tercih edilen kendi ürettiğimiz ekmekler. Kendi tarlamızı ekiyoruz. Kendi ürünümüzü yeme dönüştürüyoruz. Bunları bugün itibariyle Selçuk Üniversitesi geçmiş dönemde tarlasının bir kısmını ekiyor, bir kısmı boş pozisyondaydı. Öğrencilerimize örneğin Ziraat Fakültemizde deneme bahçeleri oluşturduk. Gidiyor, kendi tarlasını ekiyor, kendi denemesini yapıyor. Aslında biz öğrencimize uygulama alanını oluşturduk. Bundan daha kıymetlisi olabilir mi? Sağlık bilimlerindeki öğrencimize biz istiyoruz ki simülasyon merkezine gir. Ebelikle ilgili çalışma yapacaksan yanlış doğumu da gör. Ama bunu da modern araçlar ve gereçler üzerinden öğren. Bunlar aslında uluslararası standartlarda verilen eğitimlerdir. Biz bunları oluşturmaya çalışıyoruz. Bunları oluştururken de haliyle Selçuk Üniversitesi içerisindeki dönüşümü de yakalıyoruz. Hesap verilebilir ve şeffaf, aynı zamanda hızlı hareket edebilen bir yönetim anlayışı bizim de önceliklerimiz arasında. Elbette ki gökkuşağı bizim aslında üniversiteler içerisinde kurulduğu dönemlerinde modern ama şu an itibariyle de ihtiyaçları karşılayamayacak pozisyona doğru gelmeye başladı. Yenileme düşüncemiz var. Gökkuşağı'nı oradan kaldırmak istiyoruz. Oraya iyi bir kütüphane ve kültür merkezi yapmak istiyoruz. Diğer taraftan da gökkuşağı'nın alışveriş merkezi tarzında hastanemizin ön bölgesine yerleştirmeyi planlıyoruz. Orada alanda ticari alan olarak tapulu bir pozisyonda şu an üniversitemizde. Bu değişiklikte elbette ki çeşitli strateji ve mali dengeyi ve o planlamayı gerektiriyor. Bunları tamamladığımızda bu yönde bir çalışmalarımız var. Öğrencilerimizin bahsettiği gibi gerçekten Güney Kampüsü olarak adlandırdığımız bölge yeni kurulan ve yeni oluşturulan bir kampüs. Şimdi o bölge İslam İlimler Fakültemizin binası da tamamlanmak üzere, hayırseverlerimiz aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Eğer İslam İlimler binamız yapılacak olur ve tamamlanacak olursa ondan sonra süreçte o bölgeye yeni bir alışveriş merkezi tarzında bir ve öğrencilerimizin yemek yiyebileceği, ders çalışabileceği Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarzı bir çalışma alanı oluşturmayı planlıyoruz. Ringle ilgili çözüm önerimizi zaten şu an itibariyle atmış durumdayız. Eski kapımızın orada olan dolmuş duraklarının Esentepe bölgesindeki alana taşınmış olması ve diğer taraftan da servis güzergahımızın oradan oluşması. Dolmuşlarımız şu an itibariyle link halinde kampüs içerisinde dolaştığı için bir anlamda da o sorunu ulaşım noktasında çözmeye gayret ediyoruz. Setmiş'te bulunmaktayız. Tabii
Tabii ki var. Aslında bizim bu projelerimiz bir anlamda da Teknokent üzerinden yürütüyoruz. Teknokentimiz bu alandaki projelere çok fazla destek veriyorlar. Ticaret odamız, sanayi odamız, Konya borsamız, aynı zamanda bu sene Teknofest'e katılacak öğrencilerimize burs desteği de sağladık. Bu öğrencilerimizin projelerine değer verdiğimizi gösteriyor. Diğer taraftan kuracağımız öğrenci Selçuk Üniversitesi Gençlik Vadisi'ndeki projelere ortaya koyacağımız destekler ve çeşitli belediyelerimizin ortaya koymuş olduğu destekler. Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi'ndeki öğrencilerimizin projelerine üniversite olarak verdiğimiz destekler. Öğrencilerimizi biraz daha motive ettiği gibi desteklediğimiz bir alan. Ama kariyer merkezimizle birlikte İşkur müdürümüzle geçen sene bütün okullarımızı dolaştı arkadaşlarımız. Burada öğrenci, sanayi ve işveren, stajyer buluşmasını sağladılar. Bu buluşmalarla birlikte öğrencilerimiz daha fazla staj yeri arama zorunluluğundan uzaklaşarak daha kolay işverenle buluşma fırsatı da elde etti. Bu yöndeki çalışmalarımız da devam ediyor. Avantajını da yaşıyorum, dezavantajını da yaşıyorum. Genç bir rektörün avantajı daha dinamik oluyorsunuz. Daha fazla öğrencilerle bir araya gelme fırsatımız oluyor. Öğrencilerin sorunlarını daha hızlı anlayabiliyorum ve düşüncelerini o yaş aralığı da çok fazla olmadığı için daha hızlı idrak edip daha hızlı çözüm önerisi geliştirebiliyoruz. Dünyayı daha çabuk okuma gayreti içerisinde oluyoruz. Dünyadaki değişimi takip ediyoruz. Özellikle lokomotif ülkeler olarak gördüğümüz ülkelerde her ay mutlaka disiplinle ilgili veya üniversitelerle ilgili yaşanan tartışmaları rapor halinde arkadaşlarımdan istiyorum. Hangi tartışmalar var? Bilimsel çalışmalardaki tartışmalar hangi noktada evriliyor? Eğitimle ilgili tartışmalar hangi noktada? Avrupa'da, Amerika'da, gerekse Uzak Doğu'da bu yöndeki tartışmalar nelerdir? Bunlarla ilgili analizleri, raporları mutlaka okuyoruz. Tabii genç olmak da hızlı hareket etmemizi sağlıyor. Elbette ki avantajı da dezavantajı da içinde barındırıyor.